biz tarım, çiftçimize yardım. Kolaylıklar çoktur bizde, ürünlere bakalım. Her seviye her konuma uygun bir makina. Eline ayağına, üstüne ve başına. Kullandığın her ortama kolaylık sağlama. Markalarımız güçlü, yakışır tüm alana. Kullanırken korkma, yok asla hata. Güven ve kalite, Semak milli marka. Dile kolay, dile dile kolay. Dileğini testere kesilir dallar. Dile kolay, dile dile kolay. Çapa ve tırmanla rahat rahat adımlar. Dile kolay, dile dile kolay. Bileğini testere kesilir dallar. Dile kolay, dile dile kolay. Çapa ve tırmanla rahat rahat adımlar. Biz işimizin aşıklısıyız, ülkemizin aşıklısıyız. Toprağı seviyoruz, çiftçimizi seviyoruz. Öyle olunca tabii ki bu ömrü devam edecek anlamına geliyor. Semak yaşadığı sürece devam edecek anlamına geliyor. Geleceği hep beraber Semak'la yürüyeceğiz. Evet, günaydın. Sevgili meslektaşlarım, abilerim, ablalarım, hepinizi bu yeni ünvanımla beraber saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ne güzel söylemiş Mevlana Celaleddin Rumi. Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım. Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım. Ben de huzurunuzda yeni bir şeyler söylemek için buradayım. Hayat duruşum biraz düstürüm. Sadelik üzerine. Evet, biraz iş hayatında detaycı ve mükemmelliyetçi bir yapım var ama sadelik üzerine yapılan her iş, ben daha bu yaşımda hani gördüm, yani daha 28 yaşındayım. Şu yaşıma kadar çalışma hayatımda gördüğüm tek şey sadelikle ilerleyen her iş nihayete eninde veya sonunda istediğiniz sonuçla, İstemeseniz de, isteseniz de istemeseniz de, olumlu veya olumsuz sonuçta, en azından açıklanabilir bir sonuçla erişebiliyor. Bu yüzden benim böyle kurnazlıkla, eğri büğrülükle, karışık kuruşuk işlerle, yani gerçekten bunlarla ne bir işim olur ne de o işle uğraşırım. Bizim yılbaşındaki aslında sistem geçişimizin yegane temel taşlarından bir tanesi budur. Sadelik üzerine. Benim demek istediğim her iş, yapacağımız her iş sizlerle sade, anlaşılır ve detaylara iki tarafında hakim olması lazım. Bu şekilde başarıyı yakalayamayacağımız hiçbir konu yok. Şimdi koruyucu kıyafetler. İki senedir bir talep patlaması var Türkiye'de. Devletle iş yapan aşağı yukarı bütün kurumlar bahçecilikle, peyzajla veya motorlu testere, motorlu tırpan, ağır yük olarak çalıştırılan makinelerin yanında devletle çalışan her kuruma aşağı yukarı bu ürünleri kullanma zorunluluğu getiriliyor yavaş yavaş. Veya yine özel şirketlerin yabancı bir ortağı varsa, biz de artık Olamak'ta ve Oregon'da elimizde yine akül üründe dediğim gibi ciddi stok satılıyor. Ciddi stok tutuyoruz. Oregon'un o kadar farklı kıtalarda o kadar fazla üretim tesisi var ki diğer firmalar üretimlerini daha az sayıda tesiste yaptığı için üretimleri durdu. Açamadı, yapamadı. Oregon'da bir kıtada üretim durdu mu, diğer kıtada 5 katına devam ediyor. Yaklaşık 8-10 senedir aramıza katılmış bir marka, aramızda olan ve yükselişe, ciddi yükseliş trendine giren bir markamız, Campagnola.
ilk distribütörlüğü aldığımız sene hatırlıyorum, ben o zaman daha ufağım. Fabrikada bir yemek vardı, gitmiştik İtalya'da. Daha distribütörü aldığımız yıl en büyük satın alma adediyle en hızlı büyüyen firma ödülünü almıştık. Biliyorsunuz Alice modelimizi, Icarus'u, Hercules'i. Burada Alice biraz ayrışıyor diğer ürünlerden. Icarus'la Hercules biraz daha bizim gibi veya Orta Doğu'da, biraz da Asya kıtasında bakımsız zeytin ağacı sayısının biraz daha az olduğu bölgelerde, biraz daha agresif çalışan, dal arasına girip bakımsız olan ağacı, ağaçta da iş yapabilmesi adına şu an sektörde satılan çoğu markanın yanında en azından kampanyalarında rekabet etmesi için ürettiği makineler bunlar. Bakımlı ağacımız olsun, çiftçimiz kazansın, biz Alice satalım, ağaca az zarar versin, piyasadaki şu an sektördeki ağaca en az zarar veren makine, bunu çok iyi biliyorsunuz. Her dikili ağaç bir kültürel mirasımız. Kaliteli ürün kullanma bilinci sizde başlıyor. Siz ne koyuyorsanız dükkana, siz ne satmak istiyorsanız, siz neyi öne çıkarıyorsanız o satılıyor. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Benim 5 kişiyle başladığımız bu yolculukta biz şu anda 100 kişiyiz. İleriye doğru çalışmaya ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Thank you, John. Bakalım bu sefer nasıl gelecek diyorduk. Üfleme makinesi de çıktı ortaya. Disiplin, hedefler ve başarılar arasındaki köprüdür. Dolar ve euro ne olacak? Ne olacak? İyi olacak. Parayı güven dizginler verir. Belirsizlik oynatır. Bu iş hayatında da böyle değil mi? Sizin iş hayatınızda da böyle değil mi? Muhakkak içinizde ata binmesini bilen arkadaşlarım vardır, meslektaşlarım vardır. Böyle hiç tanımadığınız, sizin kokunuzu almamış bir ata bindiğinizde at ilk önce sizi dener. Bir arka sağ bacağını atar, bir sol bacağını atar, sola döner, sağa döner. Acaba bu beni yönetebilecek mi der? Yani demezseniz, o kendine göre koşarken iç atar, bacak atar, kalça atar. Yani o kendine göre istediği yerden döner bir şekilde, aynı onun şeklinde
İş hayatında da öyle bu böyle. Kesinlikle. Sevgiyle bitireyim mi Tolgacığım? Selamlıyorum. Ayrılamıyorum ki. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gönülden selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu mozaikle tanışmışım. İyi ki varsınız. Hepiniz ayrı bir değersiniz benim için. İşimiz tarım, çiftçimize yardım. Kolaylıklar çoktur bizde, ürünlere bakalım. Her seviye, her konuma uygun bir makina. Eline, ayağına, üstüne ve başına. Kullandığın her ortama kolaylık sağlama. Markalarımız güçlü, yakışır tüm alana. Kullanırken korkma, yok asla hata. Güven ve kalite, Semak milli marka. Dile kolay, dile kolay. Dileğini testere, kesilir dallar. Dile kolay, dile kolay. Semak ile birlikte yeniden başlıyoruz mottosuyla gelecek planlama toplantısındayız ve yanımızda Semak'ın genel müdürü Tolga Keleş var. Öncelikle Tolga Keleş'i tebrik etmek istiyoruz. Genel müdürlük title'ınızla genel müdürlüğe atandınız. Evet. Nasıl gidiyor? Öncelikle hayırlı olsun dileyelim ve başlayalım röportajı. Çok teşekkür ederim. Evet, yani yılbaşına bir geçiş oldu. Zaten bunun olacağı belliydi. Bir senedir, iki senedir buraya doğru yol alıyordum. Yılbaşında açıklandı. Açıklandığı zamandan beridir de bu toplantı organizasyonumuzla baştan sona ilgilendik. Bugün bu toplantıyı atlattık diyelim artık. Arkasından tam gaz işimize gücümüze bakmaya devam edeceğiz. Sizin de demiş olduğunuz gibi siz İtalya'da tabii ki gerek eğitimlerinizi gördünüz. Orada sizin iş partnerlerinizle birlikte orada bir staj döneminizin olduğunu biliyoruz. Evet. Onun dışında hemen geri döner dönmez dediğiniz gibi belli olan genel müdürlük title'ınıza atanmış oldunuz. Herkes çok mutlu. Amcanız Selim Bey, babanız Süleyman Keleş. Çok mutlu, çok umutlu ve yeni bir mottonuz var. Yeniden başlıyoruz mottosuyla başladınız. Harika bir jingle'ınız var. Evet. Şarkınıza bayıldık. Dediğiniz gibi bütün detaylarla siz ilgilenmişsiniz. Gerek kıyafetten gerek otel organizasyonuna kadar ve harika bir organizasyon. Herkesin keyfi yerinde. 300'e yakın bayiniz burada. Yurt dışından iş partnerleriniz burada. Kampanyola burada, Emak burada ve sayısını belki siz daha detaylarını vereceksiniz. Ne değişti Semak'ta? Geçmişten geleceğe neler oluyor? Neler değişiyor? Sizden dinleyelim. Ya şimdi biz yeniden başlıyoruz. Mottosu üstüne çok düşündük. 2 sene önceki toplantımızda pandemi başlatır gibi olduk. O hafta işte ilk vakalar açıklanmaya başlandı. Böyle bir arkasından böyle bir hani toplantı sırasında da ne yazık ki bir şehit haberleri almıştık. Kötü bir hafta sonuydu, hafta sonu bizim için. Talihsizdi. Onunla beraber toplantıyı bitirdik. Arkasından pandemi patladı. 2 senedir de hiç bayilerimizle hiçbir organizasyon yapamıyorduk. Şimdi bu sene dedik bir şey yapalım. Hani hiç rakiplerimiz de bir şey yapmaya cesaret edemezken bizim bir şey yapmamız lazım dedik. Ve giriştik ve yani çok şükür alnımızın akıyla çıktığımızı düşünüyorum bugün. Daha tam sonuçlanmadı. Akşam bir gala yemeğimiz var ama, eğlencemiz var ama. Bir toplantı mottosunu aslında biraz burada oturduk. Hani pandemi daha bitmedi ama bitmesine yakınız gibi hissediyoruz artık bu sene içerisinde. O yüzden hani pandeminin bitişine yakın yeniden başlıyoruz. Yeniden bayilerimizle, iş ortaklarımızla iletişime başlıyoruz gibi bu mottoyu oluşturduk diyebilirim. Şimdi mottonun anlam ve önemini sizden dinlemiş olduk ama bir yandan da arka planda da 72 yıllık bir tecrübe var. O tecrübeyle birlikte hem yöneticiler hem bayiler, eminim çiftçilerin kulağına kadar gitmiştir bu süreç. Evet. Herkese o enerjiyi pompalamış durumdasınız. 2022-2023 sezonu bomba gibi geliyor diyebiliriz. Yeni ürünlerle, yeni sistemlerle mi Semak? Evet, öyle tabii. Şimdi bir organizasyonel yapımıza da ciddi bir değişiklik oldu. Bu değişiklikle beraber ben bazı konularda sazı elime aldım diyebilirim. Biraz daha sade bir anlayışla 2022-2023 geçecektir diye düşünüyorum. Yani bizim işimiz öyle çok hani hakikaten atla deve böyle bir atom fiziği yapmıyoruz. Hani biz Türk çiftçisinin, Türk kullanıcısının kullanırken para kazanacağı, kar edeceği ve işini göreceği, katma değer yaratabileceğimiz ürünleri Türkiye'ye getirip Türk çiftçisinin, Türk kullanıcısının yanında olmaya çalışıyoruz. 70 senedir de bu böyle gitmiş zaten. 4. jenerasyon iddialı
bir laf aslında Türkiye'de. Yani bu dördüncü jenerasyona ulaşan firma sayısı yok denecek kadar az. Ama biz ben işte bir şekilde layığını inşallah vereceğiz yani diye söyleyeyim. Şimdi Süleyman Bey de siz de bayilerinize, yani biz tabii ki birçok bayi toplantılarına farklı markalarla, firmalarla katılıyoruz, evet. Ama bu kadar işin yani gerçekten şeffaflığıyla işin mutfağını belki arka odası anlatan bir firmaya denk gelmedik. Evet, evet. Gerçekten işte hep birlikte kazanacağız, birlikteyiz. Ya iş ortaklarınızla bu kadar çok her şeyi tüm titizlikle ve şeffaflığı paylaştığınızı, bu kadar açık yüreklilikle, tabii, ilk defa sizde gördük. Bu işin sırrı da bu mu? Kesinlikle. Bizim zaten çalışma düsturumuz biraz bayilerle. Kâr da zarar da ortaktır. Hani bizim onları biz memnun edeceğiz ki onlar para kazanacak ki biz paramızı kazanacağız. İşimizi yatırım yapacağız, işimizi büyüteceğiz. Onları büyütmeye devam edeceğiz. Yani onların büyümesi bizle doğru orantılı. Bu yüzden hani biz bayimlerimiz olmadan bize bağlı, bizden yolunu alan, bizimle birlikte yürümeye tercih eden bayilerimiz olmadan Semak Makine bir hiç, çok normal. Bu yüzden biz bayilerimize söz hakkı vererek, soru cevap kısmına ciddi zamanlar ayırarak onların düşüncelerini ve hislerini en azından bize aktarabileceği bir ortam yaratıyoruz bu bayi toplantılarında. Bayi toplantısı demeyi de çok sevmiyoruz ama böyle bir kötü bir algı var biliyorsunuz bayi toplantısı dendiği zaman. Biz istişare toplantısı diyoruz bayilerimize. Takım arkadaşlarımızla toplantı. Onlara söz hakkı vererek, onların konuşmasını sağlayarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani tek düze anlatıp geçmesi kolay ama bunu yapmıyoruz yani. Onların da konuşmasını sağlayarak arkasından bu şekilde yine sonda soru cevapla sonuçlandırdık. Tolga Bey, o zaman çok güzel bir gün geçirdik. Gün sonu yorgunsunuz, evet. Çok vaktinizi almak istemiyorum ama buradan bayilerimize, çiftçilerimize, Sema'nın iş ortaklarına, iş partnerlerine böyle hayırlı olsun tekrar. Yeni genel müdürü sıfatınızla da title'ınızla da neler söylemek istersiniz? Vallahi söyleyebileceğim tek bir şey var. Zaten bayilerimize çok mesaj verdik bugün. Kafaların içine doldurduk. Evet. Son kullanıcıya verebileceğim mesaj şu olabilir. Siz Olamak veya Semak'ın herhangi bir ürün markasını kullanan son kullanıcımız gönül rahatlığıyla alışverişlerinizi bayilerimizden bizim ürünlerimiz ağırlıklı olarak yapabilirsiniz, yapmaya devam edebilirsiniz. Arkanızda hiç tahmin bile edemeyeceğiniz bir satış sonrası hizmeti, yedek parça hizmeti ve asla en ufak alacağınız makinede dahi arkanızda bir firma hissedeceksiniz. Yedek parçası, satış sonrası, servis hizmeti, sektörde öncü olan bir firmayız bu konuda. Bu yüzden son kullanıcılar ve değerli Türk çiftçimiz gönül rahatlığıyla ürünlerimizi satın alabilir. Ekonomi aile içinde ekonomi yapılan bir dönemdeyiz. Tabii ki ürünler bu dönemlerde yedek parça ağırlıklı satışlar da olabiliyor. İnsanlar daha çok ürünlerini onarma yoluna gidiyor yeni makine almak yerine. Bu yüzden işleri rahat olsun. Her türlü makineyi onarmak da isterseniz her türlü yedek parçası puluna kadar, civatasına kadar ürünlerimi yenilemek isterseniz her zaman ürün var. Zaten ben bu şekilde bir mesaj verebilirim. Bu şekilde Bey'den sözler ederim. Verildi. Aynen, aynen öyle. Teşekkür ederim. Ben de Semak'la yeniden başlıyoruz mottosuyla geleceğin planlaması toplantısındayız ve yanımızda Semak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Selim Keleş var. Nasılsınız Selim Bey? Harika bir organizasyon olmuş. Müthiş bir oteldeyiz. 300'e yakın burada bayiyi topladınız. Aynı zamanda yurt dışından da misafirleriniz var. İş ortaklarınız, partnerleriniz. 72 yıllık bir tecrübe var. Ama Tolga Keleş'in de gençliği var. Evet, gençliği var. Heyecanı var. En başından bugüne kadar neler değişti? Bu yenilikler neler? Biraz sizden dinleyelim. İşte bu sene Tolga Keleş'i genel müdür olarak atadık yılbaşında. Biz de 35 senedir çalışıyoruz bu 75'in içerisinde. Tabii biz de küçükten beri babamız bu şeyde tezgahta yetiştirdi. Beraber gördük. Makine tamirini öğrendik. Çiftçilerle iletişimi öğrendik. Bayilerle öğrendik. Ama tabii şimdi belli bir size'ın üzerine çıktık biz. O bakımdan bir takım profesyonellerle çalışıyorduk. Şimdi biraz daha içe döndük. Ekonominin durumu malum. Bunun yanında Tolga da yetişti. O da pozisyonunu alıyor artık.
bu sene bizim, ile gelecek de bizim, öyle diyoruz yani. Harika. Yani şimdi az önce bayilerle de konuştuk, hepsinin yüzü gülüyor, hepsi çok mutlu. Pandemi tabii ki talihsiz bir, öngöremediğimiz bir olaydı ama SEMA ve sektöre biraz daha pozitif, olumlu katkılarının olduğunu ama hani tabii ki durmadan devam ederek satışları SEMA'nın hiç durmadığını biliyoruz. Süleyman Bey tek tek anlattı onları bize. 2021 yılını nasıl bitirdik? 2022 yılında SEMA ve sektör neler bekliyor? Biraz onları dinleyelim. 2021 pandeminin bize pozitif etkisi oldu. Çünkü herkes kendi bireysel bahçelerinde tarım yapmaya başladı, bahçecilik yapmaya başladı. Bir de apartman dairelerinden villalara veya tek şeylerine veya kendi ilk orijin şehirlerine döndüler. Yani nerede doğdularsa oraya döndüler. Aynen öyle, ters tersine göç oldu. Onun bize bir miktar etkisi vardı ama tabii son 3. çeyrekte biraz işler karıştı. Bu dövizin çok yükselmesi, biraz ithalat girdilerinin artması. Ama 2021'i iyi kapattık. Kur farkından dolayı diyoruz. Abim de onu söyledi demin. 2022 biraz daha tabii zor olacak. Değişik bir sene olacak. Ama iyi bir kar var. Bizim için iyidir, tarım için iyidir. Yani su hayat yani bizim için. Satılan makinelerin belli bir kısmını geçen sene hiç satamamıştık. Bu sene onlarda iş bekliyoruz. Böyle bir dengelenme olacak. Eğer ekonomide çok büyük böyle bir hani döviz sıçramaları falan olmazsa iyi bir sene geçireceğimize inanıyorum ben. Şimdi görüyoruz, Süleyman Bey de anlatıyor, Tolga Bey de siz de üzerinde değindiniz. Bu yeni olmuş olduğumuz duruma göre, yeni dünyaya göre sizin tabii birçok ödeme olsun, yeni yatırım olsun, teknoloji olsun birçok hazırlığınız, öngörünüz var. Bu konuda hazırlıklısınız. Var. Şöyle biz SAP kullanıyoruz bir sistemde. Onun marketing tool'larını bağlayacak yani CRM uygulamasıyla tüketiciye doğru onun datalarını da alacak şekilde bir takım atraksiyonlar yapıyoruz. Ama tabii onlar uzun sürüyor. Uzun soluklu işler bunlar. Yani kısa hemen 6 ayda bir senede olmuyor. Bizim işte 7 senelik bir uğraşı var burada. Her sene yeni bir şeyler ekliyoruz. Gerçi onlar da bizden biraz para almak için yeni bir şeyler koyuyorlar onun üzerine. Daha fazla çalışmak zorunda kalıyoruz ama iyi bir sene olacağını düşünüyoruz. IT tarafından yani bilgi işlem tarafından iyi bir sene olacak. Şimdi mesela içeride onları anlatıyorlar şimdi. Ödeme planlarını. Kaçırmayalım. Tamam. Siz de çok oradan... Ya estağfurullah. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık sizi. Çok teşekkür ederim. Kutumuzuyla devam ediyor program. Tabii ki. Devam. Teşekkürler. Kompakt tasarıma sahip yeni nesil Campagnola akülü budama makaslarıyla kusursuz kesim yapmak artık çok daha kolay. Yeni nesil üstün İtalyan teknolojisine sahip hem hafif hem de hızlı Speedy, Stark M ve Stark L modelleri lityum iyon aküleriyle bağcılıkta, narenciye ve zeytin gibi meyve ağaçlarının budanmasında en büyük yardımcınız olacak. 25, 32 ve 37 milimetreye kadar kesme çapına sahip Campagnola akülü budama makaslarıyla kalitenin keyfini çıkarın. GSH 400 motorlu testere. Güçlü, hafif, kullanışlı. Easy On kolay çalıştırma sistemi sayesinde kullanıcıyı yormadan makinenin çalışmasını sağlar. Kolay yapısı sayesinde rahat bakım, temizlik ve tamir imkanı. 2.3 beygir motor gücüne ve 3.891-28.5 diş zincire sahip olan hem hızlı hem hafif GSH 400 motorlu testere üstün İtalyan mühendisliğinin sonucu kesim ve budama işlerinizde vazgeçilmez yardımcınız olacak. Uygun fiyatı, yüksek performansı ve kalitesi sayesinde Oleomak GSH 400 yeni nesil motorlu testereyle verimli çalışmanın ayrıcalığını yaşayın.
Yeniden başlıyoruz mottosuyla geleceğin planlaması toplantısında. Şimdi de yanımızda Sayın Süleyman Keleş var. Kendisi SEMAK Yönetim Kurulu Başkanı. 72 yılın tecrübesi dedik Süleyman Bey ve şimdi her şey yeniden başlıyor. Neler değişiyor SEMAK'ta? Oğlunuz Tolga Keleş'in de yeni title'ı ataması genel müdür olmasından sonra neler değişiyor? Bir burukluk mu var yoksa daha çok bir enerji patlaması mı var? Çok gururlu ve mutlu görüyorum sizi. Sizin düşüncelerinizi, duygularınızı alalım lütfen. Sağ olun, hoş geldiniz öncelikle toplantımıza. Tabii uzun yıllar biz bu sektörün içindeyiz. Belirli zamanlarda firmalar fasit dairenin içine girebiliyor bir şekilde. O fasit dairenin içinde de tabii ki biz belirli bir ciromuz zaten var. Belirli bayi yapımız var. Ama der dediğinde zaten konu bir parça olumsuzlaşıyor ama belirli bir şeylerin zamanla yenilenmesinde fayda var. Tolga aşağı yukarı ben 6 aydır firmanın içinde işliyorum. Daha önceden 3 senelik, 4 senelik, 5 senelik uzun süreli bir yetişiş tarzı var. Zaten buraya doğru gelecekti. Biraz erken karar verdik. O da baktım belirli olgunlukta ve bu sorumluluğu alacağını söyledi. Beni atabilirsin dedi okyanusa dedi. Ama toplantıda sonunda da gördünüz. İşte dedi o okyanusta dedi balinalar var, köpek balıkları var. Kalkan, kedi, pisiler de var, pisi balıkları da var, lüferi de var, hamsisi de var dedi. Tabii bu böyle. Ben zaten yönetim kurulundayım ve ona yardımcıyım, arkasındayım. Bu toplantıyı organize etti. Baştan sona kadar oteli seçti ve bu operasyonu yaptı. Sadeleştirmekten yana, evet biz de biraz dallanıp budaklanmışız. Biraz budamasında fayda var. Budanan yer biliyorsunuz daha fazla gürleşir. Doğal, evet, tabii budama işinde biliriz tabii. Doğal seleksiyon olacak. Hem bayilerimizin arasında olacak, hem ürün çeşitliliğimiz arasında, hem ekibimizin arasında. O seleksiyonu birlikte Tolga'nın önderliğinde yaşayacağız. Toplantıda gördünüz, bana da arada müdahale ediyor yani. Tamam diyor, yeter diyor. çok hem baba oğul ilişkisi hem de belki yönetim kurulu başkanı, genel müdür ilişkisi çok tatlı bir birlikteliğiniz olmuş. Tabii öyle, öyle. Yani artık... Şimdi bazen aramızda tartıştığımız konular oluyor. Bunu diyorum baba olarak mı cevap vereyim yoksa ortak olarak mı? Yoksa yönetim kurulu başkanı genel müdür olarak mı cevap vereyim? Şu an sen onların hangisi olduğunu bana bir söyle diyorum. Tabii bunlar bunun sınırlarını koyabilmek maharet istiyor. Onu başardığınızda zaten aile şirketleri, işletmeleri yürümüş ve büyümüş oluyor. Öbür türlü ben sonuçta bir yapım baskın karakterim var. Baskın karakterimle hareket edebilirim. O zaman Tolga'yı tutamam içeride. Oğlumu tutamam. Ona da alan açmam lazım. Oraya arkamı dönmem gerekir. Bunu başarabilmeye çalıştığımızı ve başardığımızı düşünüyorum ki Tolga kabul etti ve yürütüyor. Başka bir işletmeye gitmedi. Başka bir iş seçmedi. Sonuçta birlikte mutluyuz. Gururluyum tabii. Ben bir oğlumun hani bu sektörün içinde kalmış olması benim için gurur verici. Sonuçta şirketin devamlılığını sağlayacak. Sektör içinde de belirli bir yaşın altına çekecek konuyu. Yeni bir beyin, yeni bir akıl koyacak ki koymaya başladı zaten. Onu da zaten sunumunu gördünüz. Durum merkezde yani mutluyum. Aynı şekilde kardeşiniz Selim Bey de vardı tabii ki. Onun da etkileri, katkıları çok büyük ama tabii. Sizi böyle hem amcası hem babası olarak sizin zaten aile geçmişinizi biliyoruz. Tabii, atadan, tabii, dededen tabii, tabii. O saygınızı, tabii. Duruşunuzu. Umuyoruz ki tekrar hayırlı olsun dileyelim sizlere. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sektör içinde hayırlı olsun. Tarım sektörü içinde bir dinamik, bir genç, bir delikanlı geldi. O delikanlıyı izlemekte ve takip etmekte fayda var. Ben dahi firmanın içinde izliyorum ve takip ediyorum. Eminim çok büyük başarılara da imza atılacak. Biz gördük. Harika bir duruşu, harika bir öngörüsü. Müthiş çalışmaları var, yenilikleri var. Umuyoruz daha güzel olacak. Yenilikler var. Yeni çalışmalar, yeni yatırımlar var. Bunlardan da bahsettiniz ama hani biraz daha buradan kameralarımıza sizi böyle birebir yakalamışken işte emisyon sistemleri var. Tolga Bey de biraz bahsetti. Biraz yeniliklerden bahsedelim, yeni yatırımlardan. Şimdi tabii... 2023'te bütün dünyada, 2022'de bütün dünyada geçiyor, Avrupa topluluğunda geçiyor. Bizde de 2023'te
benzinli ve dizel makinelerinde Euro 5 emisyon sistemini söz konusu olacak. Kontrolleri söz konusu olacak. Ona da hazırlanıyoruz. Dedim ya, toplantıda da şunu söyledim. 20-25 tane ithalatçı firma var şu an piyasada. Bunlardan ancak 4 tanesi bu Euro 5 standartlarına uyabilecek makine getirebilir. Onlar da marka ürünlerdir. Onun haricindekilerin hepsi burada Türkiye'de markalaştırılmış ürünlerin hepsi ölecek. Zaten Avrupa'da da ölmüştür. Bu geçmişte, şu an, geçen sene hepsi öldü, ölüyorlar. Yani Çin'den marka ürün getirip satmak zorlaşacak. Euro 5'i devlet takip ediyor olacak. Euro 5'i devlet takip etmese de biz takip edeceğiz. Çünkü Euro 5'in bizlere bir maliyeti var. %5, %10 gibi makinelerde bir maliyeti söz konusu. Tabii şu an yeni bir ürün çok fazla olmamakla birlikte bir kedi köpek kırkma makinesi getiriyoruz. O enteresan şekilde. Yani 300 kişinin içinde 10 kişi satıyor. Binlerce adet satılmış durumda. Kedi köpek nüfusunun artmasından dolayı evlerdeki COVID-19 sürecinden de birlikte. Orada bir gelişme var. Onun haricinde Tolga her şeyi bu diyor firmanın içinde. Bundan daha başka değişiklik olabilir mi? Dediniz ki yani 1000'e aşkın bayisi var Sema'm ve hatta dediniz ki çok fazla. Yani bize çok 500 fazla tane olsun ya da 50 tane 100 taneli biz bu işi götürebiliriz. Sadeleşmek buradan başlayacak galiba. Tabii budama buradan başlayacak gibi gözüküyor. Şimdi zaten yeni girdiğimiz sistemi reddeden bayilerimiz var. Onlar zaten doğal seleksiyona uğrayacaklar. Doğal seleksiyona uğradığında onlar zaten dışarıda kalacaklar. Sorulardan da görüyorsunuz zaten. Benim bayi olarak toplantıda soru soramayıp mesaj kutuma boyuna mesaj atan bayiler var. Soramıyor. Oradan atıyor. Ama atıyorlar, bana mesaj atıyorlar. Devamlı şu çekle mal alamayacak mıyız? Şunu yapamayacak mıyız? Alamayacaksın yani. Onda da zaten yani 1000 tane bayi çok fazla. Yani fazla. Biraz daha azaltmamız lazım ki arkasındaki hizmeti düzgün verebilirim. Tolga da bunu zaten görmüş durumda. Tolga da buna doğru yönleniyor. Çat 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 hayır diyor kolaylıkla. Evet. Desin, sorun yok. O konuda az önce kendisiyle de konuştuk. Çok net bir duruşu var. Diyor ki aynı şekilde yani aslında sürdürülebilir kalitemiz için, inovasyonumuz için birçok noktaya bölünüyoruz. Onlara bölünmeye gerek yok. Daha kaliteli ürünler için, sürdürülebilirlik için bizim bunu yapmamız gerekiyor zaten. Özümüze döneceğiz. Evet. Ben de Tolga'nın yenilikçi inovasyon fikirlerinin tamamıyla arkasındayım. Gelenekçiliği de bırakmadan tabii ki. Esnaflık ruhunu da bırakmadan. Tatlılıkla demin 3 tane bayimizle sohbet ettik. Onlar görüşmek istediler. Dedim valla doğal seleksiyon olacak. Siz de işin içine girin veya da hani ya sev ya terk et gibi bir şey olmuş oluyor. Gayet net, gayet net. 300 tane bayi var. Yurt dışından da aynı zamanda iş ortaklarınız var. Bizler buradayız. Saray gibi bir oteldeyiz. Çok mutluyuz. Yüzümüz gülüyor. Akşamı da heyecanla bekliyoruz. Akşam tekrar bir mikrofon uzatacağız size. Tabii ki. Bekliyorum. Çok teşekkürler. Agro TV olarak Semak ile birlikte yeniden başlıyoruz. Mottosuyla gelecek planlama toplantısındayız. Ve yanımızda Kalemak Bursa bayi Turgut Ferik Beyefendi var. Nasılsınız Turgut Teşekkür Bey? Ederiz. Nasıl geçiyor? Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Verimli geçiyor. Yeniden başlıyoruz. Aslında hiç bırakmadık ama yeniden başlamaya karar verdik bugün. Ne zaman geldiniz Antalya'ya? Dün geldik. İki gün önce. Nasıl geçiyor? Keyifli geçiyor. Birçok Türkiye'nin birçok bölgesinden bayiler burada. Çok keyifli. Nasıl diyeyim? Yeni bir ürün bu Akülü Grup'ta müşterilerimize sunmak için Tolga Bey bize güzel şeyler anlattı. Tabii çok üründe var. Budama makaslarında özellikle çiftçimizin pahalı ürün, ucuz ürün. Her grubu var. Bunları anlatıyor. Çok güzel, verimli bir toplantı geçiyor. Sizin de dediğiniz gibi şimdi Tolga Bey'in de yılbaşı itibariyle genel müdürlüğü açıklanmış oldu, atanmış oldu. Yeni heyecanlarla, Semak yeni ürünlerle 2022'ye bomba gibi geliyor diyebilir miyiz çiftçiler için, Türk çiftçisi için? Çok, zaten genç, dinamik Tolga geldi. Bizi de gençleştirdi bu arada. Yeni müdürlerimiz, Arda Şahin de müdür olmuş, kendisi de buradan hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum.
Tabii Tolga ile Dünya Genç'ten gelecek. Süleyman Bey kusura bakmasın, artık biz Tolga ile çalışacağız. Eyvah, Süleyman Bey duymasın. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Keyifli toplantılar diliyoruz. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi de yanımızda Doğa İç ve Dış Ticaret Limited şirketinden Selçuk Özkan Beyefendi var ve değerlendirmelerini alacağız şimdi gelecek planlama toplantısı ile ilgili. Nasılsınız Selçuk Bey? Teşekkür ederim. Güzel, gayet güzel. Ne zaman geldiniz toplantıya? Dün. Dün geldik. Türkiye'nin birçok bölgesinden hem bayilikler hem de sizin gibi Semak'la iş ortakları, iş partnerleri var. Tolga Bey'in yenilikçi vizyonu, yeniden başlıyoruz vizyonuyla da hem yeni ürünleri tanıyoruz hem 2022 hedeflerini dinliyoruz. Sizin için nasıl geçiyor? Neler öğrendik bu toplantıda? Vallahi çok faydalı. Gelecekle ilgili yeni vizyonları öğrenmeye çalışıyoruz. Ona göre gardımızı alacağız. Piyasa şartları malum. Ona göre değerlendirme yapacağız. Çalışmamızı mı devam edeceğiz yani. Semak ama bu konuda bayileriyle ve çalışmış olduğu iş partnerleriyle sanırım biraz belki pandemiyle ara vermiş oldu ama artık yavaş yavaş yine hep bir araya geliyorsunuz ve sizce Semak olarak Türk çiftçisinin yanında 2022 yılı ya, bu hem kuraklıkla hem iklim kriziyle, iklim değişikliğiyle aslında birçok etken var. Hem girdi maliyetlerin yüksekliğiyle ama siz nasıl çözüm olacaksınız Türk çiftçisine? Nasıl yanında olacaksınız Semak'la birlikte? Elimizden geldiğince kar marjlarımızı düşürerek satış konusunda fiyatlarımızı revize ederek destek çıkmaya çalışacağız. Yani elimizden gelen budur. Çok teşekkür ediyoruz Selçuk Bey değerlendirmeleriniz için. İyi toplantılar diliyoruz sizlere. Semak ile geleceğin toplantısında hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok misafir ağırlanıyor bugün bu otelde. Şimdi de Semak'ın Türkiye'deki Balıkesir Edremit'teki bayisi Başak Tarım'la sohbetimize devam ediyor olacağız. Yurt Yıldırım yanımızda. Nasılsınız Yurt Bey? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizler de çok iyi. Sizi burada görünce, bir tanıdık sima görünce de çok sevindik. Evet. Biz sizinle geçen senelerde Burcu Çetinkaya ile birlikte zeytin hasadına gelmiştik Semak'la birlikte. Zeytin hasat makinesi ile ilgili bir çalışma yapmıştık. Orada birlikteydik. Bugün de sizi görmekten mutluluk duyuyorum. Aynı şekilde efendim. Nasıl geçiyor? Büyük bir heyecan var içeride. Çok güzel bir organizasyon, büyük bir organizasyon olmuş. Bu gibi eğitim toplantıları siz bayiler için, siz bayilerin eğitimi için, vizyonu için ne gibi katkılar sağlıyor? Bir onu dinleyelim sizden. Tabii bu tür toplantılar özellikle tarımsal mekanizasyondaki yeni ürünleri tanıma veya onların kullanımıyla ilgili bayilerin bilgilendirilmesi, bir vizyon, yeni bir bakış açısı, yeni bir felsefe, o nedenle başarılı oluyor. Bizim açımızdan da oluyor, üretici açısından da oluyor, nihai tüketici açısından da oluyor. Buradan aldığımız bilgileri onlarla paylaşma fırsatlarını değerlendiriyoruz. Tabii bayilerin satış sonrası hizmetlere, aynı zamanda ürün satışlarına da olumlu yönde katkıda bulunuyor. Bu 1-2 yıllık pandemi süreci bu tür olayları biraz aksatmıştı ama bu yıl yine tekrar başladı. Yeni ürünler, yeni bir anlayış, yeni bir yöntemle Semak makinayla ileriye doğru devam etmeye çalışıyoruz. Son sözünüzden alacağım. 2022 Semak mottosu yeniden başlıyoruz. Tolga Keleş'le gelen müdür olmasıyla birlikte gerçekten o heyecanı, o yeniliği, yenilenmeyi hissettik. Bayiler de bu havaya girmiş gözüküyor. Bence de öyle. Evet, Tolga Bey bugün güzel de bir sunum yaptı. Ve o sadelikten bahsetmesi de bizim açımızdan da önemliydi. Biz 25 yılı aşkın bir süredir Semak makinayla birlikte çalışan bir bu ekibin, ailenin içerisinden birisiyiz. Ondan da mutluyuz. Önümüzdeki süreçte de bu çalışmayı devam ettireceğiz. Semak makina Türk tarımına ciddi katkılar veriyor, önemli katkılar veriyor. Hem bilgi açısından katkı veriyor, hem mekanizasyonun yenileşmesi açısından katkı veriyor, hem Avrupa'da ne olup ne bittiğini üreticiyle buluşturması açısından bütün yenilik ve inovasyon konusunda biz üreticilere de bayilere de önemli katkılar veriyor. Bir kazan kazan politikasıyla devam ediyoruz. Ama ne mutlu ki yani Semak'ın inovasyonunu, yeni teknoloji kullanmasını bu sektörde ki sizin gibi de böyle bilinçli bayilerinin olması da Semak için büyük şans. Teşekkür ederim, sağ olun. Semak da bizim için öyle. Onlar da uzun bir süre bu sektörün içindeler ve sürekli kendilerini yenileyerek devam ediyorlar. Bunun avantajlarını bizler de yaşıyoruz. Sektöre bakış açıları daha iyi, yani böyle para kazanmak ziyade uzun süreli bu işleri yapma noktasında hamleleri
bizim açımızdan da iyi bir değerlendirme oluyor. Bu şekilde götürüyoruz şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Yine son sözlerinizi alıyor olacağım. Bugünkü organizasyonla ilgili, toplantıyla ilgili. Buradan bir sürü bilgiyle, yenilikle dönüyor olacaksınız şehrinize. Çiftçilere ne konuda önerileriniz olacak? Öncelikle bu organizasyonda emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon yapmışlar. Otele gelişimizden, toplantılardan, diğer otel içerisindeki sunumlarından her şeyle güzeldi. Burada da bu yıl itibariyle artık Türkiye'de tarımın, özellikle dünyada tarımın çok önemli olduğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Özellikle ülkemizdeki son yıl ekonomik gelişmelerden dolayı tarımsal üretimin önemi bir hayli daha da arttı ve önemli bir hale geldi. Bu tarımsal mekanizasyonu oradaki tarım beklentileriyle buluşturduğumuz zaman çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Rüt Bey. Çok sağ olun. Çok da toplantıdan sizi alıkoymak istemiyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Semak ile birlikte yeniden başlıyoruz. Mottosuyla başlayan gelecek planlaması toplantısında şimdi de Antalya bayisi Güray Okur Beyefendi var. Hemen mikrofonları kendisine uzatıp değerlendirmelerini alacağız toplantı ile ilgili. Güray Bey, öncelikle merhabalar. Çok keyifli ve verimli bir toplantı geçiyor gözlemlerimize göre. Siz Antalya bayisi olarak nasıl değerlendirirsiniz bu organizasyonu? Vallahi organizasyon çok güzel. Otel çok güzel seçilmiş. Hani bu zor dönemde böyle bir organizasyon yapmak gerçekten başarılı. Ben Tolga Keleş'e, Süleyman Keleş'e, evet, Selim Keleş'e kesinlikle teşekkür ediyoruz. Buradan 300'e yakın kişiyi, gerek yurt içi gerek yurt dışı, gerçekten otelde dediğiniz gibi bir saray gibi gerçekten o hizmeti de alıyoruz. Peki gerek enflasyondan, gerek 2021 yılının nasıl geçtiği, 2022-2023 yıl hedefleri, yeni emisyon sistemiyle ilgili, makinesiyle ilgili birçok bilgi aldık, almaya devam ediyoruz. Şimdi sırada kampanyalar var. Siz buradan almış olduğunuz bu bilgiyi çiftçilerinize nasıl aktarıyorsunuz? Çiftçilerinizle aranız nasıl? Semak'la bayi ilişkiniz nasıl? Biraz bunları dinleyin. Biz Semak'la 25 yıla yakındır çalışıyoruz. Şu ana kadar işlerimiz çok iyi. Zaten geçen 2020-2021 yılı çok güzel geçti. Neredeyse pandemi bizim sektöre çok güzel yaradı. Bunu da zaten Süleyman Bey de belirtti. Yani yeni sistemde artık Tolga Bey genel müdür oldu. Yeni bir değişime gidiyorlar. Biz de buna ayak uydurup bu değişime girmemiz lazım. Biz 25 senedir çalışıyoruz ama hala da değişmeye mecburuz, değişmek zorundayız. Önümüzde çok bir zor yıl olacak bence. Artık geçen o pandemideki 2 senelik belki ciroları yapamayacağız ama oradaki yaptığımız cirolar zaten bir kaymak gibiydi yani. Şimdi 2 sene öncelerine yine dönersek, onu da yapabilirsek daha güzel olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet. Semak'la işbirliğinizin, iş ortaklığınızın devam etmesini diliyoruz. 2022 için de hayırlı, bereketli hasatlar bir yandan tarımsal üretim için. Evet. Sizler için de bol bol satışlar dileyim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Semak'ın gelecek planlama toplantısında şimdi de yanımızda Semak Adıyaman Bayi Ercan Gündüz Beyefendi var. Kendisine değerlendirmelerini soracağız toplantıyla ilgili. Ercan Bey, merhabalar öncelikle. Nasıl gidiyor toplantı? Çok güzel. Uzun zamandır pandemiden dolayı bir araya gelememiştik. Bu imkanları sağladıklarından dolayı kendilerine de teşekkür ediyoruz. Güzel bir bilgi alışverişi oluyor. Kendileri de zaten yeni ekonomik şartlara göre ekonomik satın alma yöntemleri geliştirmişler. Onlar hakkında bize bilgi veriyorlar. Yani Semak'ın buradaki hem enflasyonla hem bu döviz kurundaki dalgalanmalarla hem de pandeminin etkisiyle aslında bu yenilikçi vizyonuyla nasıl baş ettiğini ve siz iş partnerleriyle de bunu nasıl paylaştığını görüyoruz. Dolayısıyla hem üretici firmalar etkilendi, hem bayiler etkilendi, hem çiftçiler etkilendi. Ama bunu en az çiftçiye nasıl yansıtırızın peşine düşmüş gibi duruyor, değil mi? Aynen. Hem çiftçinin mağduriyetini gidermek, hem dalgalanmayı azaltmak, hem de bizim gibi onlarca yıldır, yaklaşık 20 yıldır bayisi olduğumuz bir firma, bayileri korumak için elinden gelen bütün azami çafayı sarf ediyorlar. Kendilerinin aslında geçmiş oldukları zorlukları da birebir. Yani neredeyse şirketin mutfağına kadar, belki yatak odası tabiri caizse, tüm bilgileri tüm şeffaflığıyla sizlerle paylaştığını gördük. Gerek Tolga Bey'in, gerek Süleyman Bey'in. Sanıyorum uzun yıllar iş ortağı olmanın sebebi bu diye düşünüyoruz. Süleyman Bey'in güzel bir sözü var. Diyor, sadece paranın zekatı verilmez, bilginin de zekatını verir. Süleyman Bey dediğiniz gibi kendi mutfağının
tariflerini bizden paylaştığı için, bir aile gördüğü için bu konuda biz çok şanslıyız bayisi olarak. Evet değerli Agro TV izleyenleri, bir gündem sektör programının daha sonuna geldik. Biz bugün Antalya'da Semak ile birlikte yeniden başlıyoruz mottosuyla gelecek planlama toplantısına katıldık. Semak 300'e yakın bayisini Antalya'da ağırladı. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdi ve çok güzel bir organizasyon düzenlenmişti. Burada başta Süleyman Keleş, ardından Tolga Keleş ve Selim Keleş'e çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki gündem sektör programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. İşimiz tarım, çiftçimize yardım. Kolaylıklar çoktur, biz de ürünlere bakalım. Her seviye, her konuma uygun bir makina. Eline, ayağına, üstüne ve başına. Kullandığın her ortama kolaylık sağlama. Markalarımız güçlü, yakışır tüm alana. Kullanırken korkma, yok asla hata. Güven ve kalite, Semak milli marka. Dile kolay, dile dile kolay. Dileğini testere, kesilir dallar. Dile kolay, dile dile kolay. Çapa ve tırmanla, rahat rahat adımlar. Dile kolay, dile dile kolay. Bileğini testere, kesilir dallar. Dile kolay, dile dile kolay. Çapa ve tırmanla, rahat rahat adımlar. Biz işimizin aşıklısıyız, ülkemizin aşıklısıyız. Toprağı seviyoruz, çiftçimizi seviyoruz. Öyle olunca tabii ki bu ömür boyu devam edecek anlamına geliyor. Semak yaşadığı sürece devam edecek anlamına geliyor. Geleceği hep beraber Semak'la yürüyeceğiz.